Ne konuşuyordunuz ya siz öyle Mutlu Mesut? He? Çok mu eğleniyordunuz? Yeni bahaneniz de çocuk oldu. Oh ne güzel vallahi ya. Peri, bak bu iki etti. İki. Kızımın yanında olay çıkaramazsın. Onu üzmeye senin hakkın yok, anladın mı? Ya senin derdin Damla mı, Berin mi? Sen önce ona bir karar ver de. Hayır yani eğer aklın hala oradaysa ben seni hiç tutmayayım. Yeter artık Peri, kes. Üstüme gelme daha fazla. Alo Seko. Söyle. Damla'nın durumu nasıl? Nasıl olsun abi? Çok kötü, ağlıyor. Berin de sakinleştirmeye çalışıyor. Sen Damla'yı mı merak ediyorsun, Berin'i mi diyorum? Söylesene. Sor, çekinme ya. Sor, Berin nasılmış? Üzülüyor muymuş, ağlıyor muymuş? Ne yapıyormuş, sor. Peri. Bir müsaade edersen konuşuyoruz. Tabii tabii konuş. Hatta telefona Berin iste, onunla da konuş. Alo. Seko. Alo abi, sen müsait olunca konuşalım mı? Aynen, aynen Seko. Tamer, sen nasıl bir dert aldın başına ya? Niye kapadın ya? Rahat konuşamadın mı? Peri, daha fazla zorlama beni. Yoksa hiç görmediğin bir yüzümü göreceksin. Allah Allah. Görmüş olabilir miyim acaba daha önceden? Çünkü ben bir şeyler hatırlıyor gibiyim. O gördüklerine yenisi eklenir, o kadar söylüyorum sana. Çok korktum gerçekten. Yeter Peri, yeter! Bütün saçmalıklar bende çünkü senin karının yaptığın hiçbir şey saçmalık değil. Saçmalık yapılacaksa ben yapıyorumdur. Peki nedir senin yaptığın? Ya bırak Allah aşkına, anladık seni de. Neyi anladın Peri, neyi anladın? Sen karından vazgeçmek istemiyorum desene şuna ya. Bırak Allah aşkına. Ya Peri. Gerçi bir şey söylemene de gerek yok, gördük çünkü. Her şey gayet açık ve net. Tamam anladık, bağırma. Ya bağırırım bağırırım, sana ne? Peri bağırma artık, yeter gerçekten. Üstüme iyilik sağlık. Ne oluyor Ayşel? Ne bileyim ne oluyor? Ne oldu bunlara? Neler olmadı ki? Bir duracak mısın artık sen? Kendine gel yeter. Ben kendimdeyim. Kendine gelmesi gereken biri varsa o da sensin. Bir telefonu koşup giden de sensin. Sen asıl oraya niçin geldiğinin hesabını ver. Orada yaptıklarının hesabını ver. Sen karına yaptıklarının hesabını verebiliyorsun. Sordu mu karın onun hesabını? Soramazsın. Soramazsın çünkü duymak istemiyorsun hiçbirini. Dünden rahatsın yalanlarına. İnanmak istiyorsun çünkü. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. O yüzden konuyu çarptırma Peri. Ya ben seni beklerken, kötü olduğumu söylediğim halde burada seni beklerken sen nasıl gidip onun yanında oturabildin ya? Nasıl durabildin? Nasıl dokunmasına izin verdin saçlarına? He? Al. Hoşuna gitti değil mi? Ben de dokunayım saçlarına. Peri yapma. Al. Bırak dokunayım ya. Yapma, kötü olacak Peri. Ne olacak? Madem öyle söyledin ya bana. Korkunç yüzünle karşılaşırmışım hani. Göstersene bari. Hadi göster bana korkunç yüzünü. Korkut beni. Hadi. Peri. Hadi yap. Çıldırtma beni. Asıl sen beni çıldırtma. Anlamıyor musun ya sen? Kıskanıyorum, anladın mı? Sen olmadığın zaman, seni başkasının yanında gördüğüm zaman ben kendimi kaybediyorum. Asıl sen beni çıldırtma. Ne yapıyorsun Peri? Günaydın. Hadi kalk, Seko geliyormuş, bir iki saate buradaymış, hazırlanalım. Hadi kalk ya. Dün geceden beri Berin ne yaptı, ne etti, ne düşündü merak etmiyor musun? Ne oldu yani? Sence gerçekten güne böyle mi başlayacağız? Nasıl başlayalım ki güne? Bilmem, böyle değil. Şöyle mi başlayalım mesela? Hmm. Hı? Böyle mi? Böyle mi başlayalım? Hı? Bence daha iyi. Hadi kalk. Hadi. Ben de hazırlanacağım. Kalk.
oldu? Mesaj mı geldi? Yok, mailimi kontrol ettim. Ay bakma öyle Begüm, ne yapayım? İnsan şüpheleniyor yani. Geçen gün karısı çocuğu da bahane edip sırf Tamer'i görmek için yalanlar söyledi de. Bunları konuşmasak mı artık sence? Yani Begüm Hanım da geldi bizimle yemeğe. Pişman olmasın geldiğine. Yok canım. Bana da değişiklik oldu. Uzun zamandır dışarı çıkmıyordum. Evet, değişiklik her zaman iyi olmuyor tabii. Ya Begüm öyle bildiğin gibi bir şey değil yani. Kadın boşanmayacağım diye tutturdu. Hatta bugün Tamer'in 200 milyonluk teklifini de reddetmiş. 200 milyon mu? Seko anlatsana sen. Ya Peri, bu ortamda konuşmasak mı? Bence de. Kessek mi muhabbeti? Bence de. Kökünden kesmemiz lazım bu konuyu. Yani sen görüşmeyi kesersen çözülecek. Bundan sonra bırakalım. Neyle ilgilenmesi gerekiyorsa avukatlar ilgilensin. Gitsin gitsin. Bence de biz iletişimi keselim. Geri kalanı avukatlar halletsin. Bu konuda kapansın. Hı hı, işte şöyle ya. Ne güzel. Seko, sen de oradan oraya laf taşımayacaksın ha. Biraz frene mi bassan? Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Aa, artık şaka da mı yapamayacağız Seko ya? Yani şaka dediğin komik olur ya Peri. Aa, tamam ya. Tamam, özür dilerim yani. Yapamıyorum demek ki ben şaka. Olmuyor, başaramadım. Sen de bir yere gitme bak. Birazdan müzik başlayacak. Ben alacağımı aldım, teşekkür ederim. Ay tamam Seko. Özür diledim ya, artık niye uzatıyorsun bu kadar? Tamam yani, ilk defa böyle hepimiz bir dışarı çıktık. Kaçmasın tadımız şimdi yani. Ben bir tuvalete gidiyorum. Döndüğümde sen de lütfen burada ol bak. Vallahi bozuşuruz. Tamam. Siz de kusura bakmayın Begüm Hanım. Malum durumlardan biraz sinirleri bozuk benim. Tamer Bey, kusurluk bir şey yok da. Yani ben çok şaşkınım. Ben Peri'yi çok uzun zamandır tanıyorum. İlk defa böyle görüyorum onu. Yani Peri böyle bir kadın değil ki. Peki haddime değil bunları söylemek ama zorunda hissediyorum kendimi. Ben Peri'nin 10 yıllık kocasına bile bir kere kıskançlık yaptığını, ne bileyim özel alanına müdahale ettiğini, yani bu şekilde davrandığını görmedim ben. Ben çok endişelendim. Normal değil Peri. Hiç normal değil. Sonunda mantıklı bir yorum geldi. Yani ben de sizin gibi düşünüyorum, hemfikirim, onu demek istedim. Sizin gibi tanımıyorum tabii ama duydum yaşadıklarını. O travmadan sonra böyle oldu herhalde. Benim arkadaşım bu değil. Başka biri gibi davranıyor. Vallahi siz ne dersiniz bilmiyorum ama ben Peri'nin bir doktora görünmesi gerektiğini düşünüyorum. Hemfikirim. Değişti biraz. Ne? Sonunda diyorum, Berin'den koptuk biraz. Aynen, eğleniyor. Evet, katılsana. Sen beni şimdiye kadar ne zaman dans ederken gördün Seko? Yakında onu da görürüz abi. Evet. Aa, bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bari sen gel ya. Sabah iş var tabii. Evet. Bir de ben alışkın değilim böyle ortamlara. Ses yordu çok. Aynen. Çok oturmayız ama kalkarız birazdan. Vallahi iyi olur. Su olabilir miyim? Teşekkür ederim. Ay çok affetmezsiniz. Vallahi bilmeden oldu. Yani sarhoş falan değilim ben. Böyle çarpı verdim. Yok yok, hiç önemli değil. ben bu kokuyu bir yerden biliyorum ama tam ismini çıkaramadım. Neydi bu? Bu maron.
Ha, şimdi buldum. Ben de diyorum nereden tanıyorum. Benim babam çok kullanırdı bunu ya. Çok eskidir yani bu parfüm. Klasik diyelim. İyi diyelim. O içtiğiniz orman meyveli mi? Evet, buranın spesiyelidir. Ha, öyle mi? Bilmiyordum. Ben uzun süre... Sohbet uzadı mı biraz? Biz vallahi her hafta buradayız. Arkadaşımızın yeri olunca... ...2010 mezunuyum. Kimya metalurjiden. Hı? Ama şu an yapmıyorum. Yani gıda, ithalat, ihracat diyelim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Pardon? Siz ne iş yapıyorsunuz diyorum. Ha, ben bankacıyım. Ben şimdi çalışmıyorum. O zaman buyurun. Teşekkürler. Haydi bakalım. İyi eğlenceler size. Ne yapıyorsun ya? Çok komik bu insanlar. Dur bir dakika. Ne yapıyorsun? Beni delirt delirt ondan sonra ne yapıyorsun mu? Ya artık yaptın yani ayıp falan da değil yani bildiğin ödüklük. Ne yaptın yani ne kadar ayıp ya. Bak peşimden gelme çok fena olur. Ne yapıyorsun sen ha? Ne yaptığını zannediyorsun? Sadece bir gece ya. Sadece bir gece dışarı çıkıp eğlenelim dedim. Benim burnumdan getirdim. Kim kimin burnundan getirdi acaba? Ya rezil oldum arkadaşıma. Nasıl mahcup oldum biliyor musun? Ya sen böyle bir insan mısın? Bu nasıl bir ilkellik? İlkellik mi? İlkellik mi? Ulan elin dallamasıyla 40 dakika muhabbet ettin be. Dallama mı? Ya adam gayet de kibar bir adamdı ve muhabbet etmedik. Sadece iki laf ettik. Ha kibarlığından içine düşüyordu yani senin. Ya, gerçekten senin ekrana bakmaktan gözüm bozulmuş. Git bir muayene ol. Bir daha benim yanımda adamlarla böyle muhabbet etmeyeceksin. Sen de bir daha bu kadar örümcek kafalı olma. Ama ben senin niye yaptığını biliyorum bunu. Öyle mi? Niye yapmışım peki söyle bakalım. Karına söylediklerim yüzünden doldun doldun geldin acısını benden çıkartıyorsun. Anlamıyor muyum ben aptal mıyım? Delirtme adamı saçmalama yani. Sırf karından boşanmak istemediğin için çıkartıyorsun sen bu kavgaları. Gerçekten saçmalamak da üstüne yok Peri. Ay sen kendi saçmalamalarına bak lütfen. Peri. Gelme peşimden. Ya ne demek gelme peşimden? Gelme demek gelme demek. Peri. Çekil şuradan. Aç kapıyı Peri. Git başımdan. Aç şu kapıyı. Açmayacağım. Rahat bırak git. Ne demek açmayacağım? Aç şu kapıyı diyorum sana. Açmıyorum ya. Git rahat bırak diyorum. Kırdırtma bana kapıyı Peri. Ne olur bana böyle şeyler yapma bir daha. Ben dünyanın en güzel kadınına bakmıştım. Hı? Buralarda mı acaba? Sen Aysel'den bahsediyorsun. Kapıdan çık hemen solda göreceksin. Hı. Hı. Ne kadar güzel kokuyorsun. Hı hı. Şımarıklık yapma gerçekten seni affedecek durumda değilim. Bence de affetme. Öyle daha güzel oluyor. Çok özledim seni. Hadi ya. Koştur koştur o saçı permalıyla buluşmaya gittin ama. Parfümlerini öyle sokağa atmakla oluyor mu özlemek? Ha? Özleseydin atar mıydın? Ne ara parfüm sürmüş olabilirim sence? Ha? Sabah kavga ederken mi yoksa çocuğumla dondurma yerken mi? Vallahi bilemiyorum orasını. Arabanda sürmüşsündür belki nereden bileyim. Yalnız biraz tadını kaçırmışsın galiba burnumun direği kırıldı. İstersen git bir duş al. Gelsene sen de. Benim sinirlerimi bozma. Ne oldu bu arada? İşe alabildin mi yetenek abidesini? Sordum. Kabul etmedi. Ben de üstelemedim. Yazık olmuş. Selim çok üzülecek. Selim? Hı. Selim mi, Elit mi? Ne oldu, beğenemedin mi? Baya baya takılıyorlarmış, bilmiyorum. Sen nereden öğrendin bunu? Seko'dan.
Ne zaman konuştun sen onunla? Bugün Seko'ya gittim. Gerçekten hiç iyi durumda değil. Yani iyi görünmüyordu. Düşünsene gündüz gündüz içmeye başlamış. O kadar kötü. Neyse bir kahve falan aldım. İyi oldu. Neden? Ayılsın diye. Neden gittin? Neden gittin ona? Ya ben adamı sildim. Sen niye beni ezip ona gidiyorsun? Silmedin hayatım. Silmedin, silemezsin. Siz böyle normal sıradan arkadaşlar değilsiniz ki. Birbirinizin ailesi olmuşsunuz artık. Birbirinize analık, babalık, yoldaşlık yapmışsınız. Var mı öyle bir kız için ipleri koparmak? Bir kız için mi? Karım da o benim, karım. Çocuğumun annesi. İlk aşkım da o benim. Özür dilerim, ben tutamadım kendimi. Telafi et. Ne yapabilirim? Geç yata. Ne? Sordun, söyledim. Tamam, sadece sarılıp oturacağız ama. Şimdi orada bir 20 dakika bekle. Sonra gelirsin yanıma. Şanslıysan sinirim geçer. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şiddet gördüğüm yeri terk ediyorum. Bana böyle davranamazsın. Öyle mi? Ama sen istediğin gibi davranırsın ha? Vurursun, kırarsın, mekan basarsın, öpersin. Ondan sonra bir anda gidersin. Özel hayatıma girersin. Neden? Ben bunun hastalıklı olduğunu düşünmüyorum artık Peri. Bence sen bunu biraz kullanıyorsun. Sen bana böyle bir şeyi nasıl söylersin ya? Benim o hastalığı kabullenmek için verdiğim çabayı görmüyor musun sen? Bundan sonra Seko ile görüşmeni istemiyorum. Sen de o zaman bundan sonra Berin'le görüşmeyeceksin. Hadi bakalım. Geldik yine aynı yere. Çok saçma çünkü söylediğin şeyler. Bırak kim kimle görüşüyorsa görüşsün ya. Sen onunla konuş. Onlar birbiriyle konuşsun. Sana ne ya? Sana ne? Bağırma bana. Sen bağırma asıl. Kim? Berin. Aç. Aç konuş. Ben seni 5 dakikaya arayacağım Berin. Aramayacaksın. Görürsün bak nasıl arayacağım. Aramayacaksın. Arayacağım dedim sana. Görürüz bakalım. Ya ne yapıyorsun? Çocuk musun sen? Versene şu telefonu. Aramayacaksın. Ver şu telefonu dedim Vermiyorum sana. Vermiyorum telefonu falan. Ver şu telefonu bana. Vermeyeceğim. Ver şu telefonu bana. Vermeyeceğim. Bak arayacağım senden nasıl olsa onu. Bırak. Kıskanmanı istemiyorum. Ben de senin kıskanmanı istemiyorum. Önce sen kıskanma. Abi yaptığımız muhabbete bak inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ya ne olur bırak artık kadın mutlu olsun ya. Vazgeçsin senden, unutsun. Bak sana da çok iyi gelecek. Suçluluk duygundan kurtulacaksın. Ben de o suçluluk duygusundan kurtuldum. Benim o duygudan kurtardılar. Bitti artık. Berin'in bir yabancıyla görüşmesine, Damla'nın vaktini hiç tanımadığı bir adamla geçirmesine, sonra belki de o adamın onları üzecek olmasına bilmiyorum yani. Biraz mantıklı mı düşünsen? Bu riski gerçekten göze alabiliyor musun? Hiç anlamayacaksın değil mi? En yakın arkadaşımı kaybettim ben. Bütün hayatımı bilen, beni en iyi tanıyan, küfrü ekmeği paylaştığım arkadaşımı kaybettim. Sen kıskançlık zannediyorsun ya. Keşke o kadar kolay olsaydı. Keşke.